Merhaba, ben Can Mahit. 1995'te sanat sahteciliği yüzünden tutuklanıp 12 ayımı cezaevinde geçirdim. Gazeteler beni 20. yüzyılın en büyük sanat sahtekarı olarak lanse ettiler. Açıkçası ben buna tam olarak katılmıyorum. Özgürlüğün her şey olduğunu iddia eden bir zihniyetim var. Elinizdeki eserin Gauguin'in stüdyosundan çıktığından emin değilseniz o zaman eser sayılmıyor. Bu bence doğru değil. Bugün burada olmamızın sebebi ise az sonra Tate Liverpool'daki Glen Brown sergisine gidecek olmam. Glen Brown'un eserlerini ilk kez göreceğim. Glen Brown, var olan sanatçıların var olan eserlerini referans alıp onları kendi tablolarına aktarıyor. Bense beceri ya da ince zekanın peşindeyim. Hatta ikisinin birden. İnanamıyorum, köpeğim az önce gaz çıkardı. Duymadınız mı? Nasıl duymazsınız? Harika. Burada çok ama çok üstün ve ince bir zekanın izleri var. Bunlar gerçekten harika. Adam gerçekten de resim yapabiliyor. Bunu güzel kılan şey de bu zaten. Düşünsenize, biri sizinle ressam olmanın nasıl bir şey olduğu ile ilgili sohbet ediyor. Anlayamadım. Orijinal referansın ne olduğunu anlayamazsanız kendinizi kaybolmuş gibi hissediyorsunuz. Bu tablonun en sevdiğim tarafı buradaki ayağı kaldırmış olması. Buna bakarak bu sonucu elde etmek için yapacağınız şeyleri görebiliyorsunuz. Salvador Dali'yi çok sevdiğim söylenemez. Toplumun sadece belirli bir kısmının beğenisini toplar. Ben şahsen bir şarlatan olduğuna inanıyorum. Hayır, ben bir şarlatan değilim. Olmadığım bir şey ya da biri olmaya çalışmıyorum. Glen Brown'un tablolarının her biri aslında başka bir sanatçıya ait. Orijinal eserlerle çalışırken onları baştan yaratıyor. Kitaplardaki, internetteki ya da kartpostallardaki resimleri kullanıyor ve bu reprodüksiyonların orijinaline olan aykırılığı üzerine duruyor. Her sanatçı yeni bir şey yaratırken daha önceki eserlerden ya da görüntülerden yola çıkar. Bu eserlerin zayıf taraflarını düşünüyorum. Mesela bence en riskli ama aynı zamanda değişik olan şey, orijinal eser hakkında çok fazla bilginiz yoksa bu tablonun varmak istediği noktayı anlayamayabiliyorsunuz. Bunun Rembrandt olduğunu anlamamız gerekmiyor. Oldukça sıradan, geleneksel bir tablo gibi görünüyor. Yani herkes böyle bir tabloyu daha önce bir yerlerde görmüştür, öyle değil mi? Onun için kimin yaptığının çok da önemi yok. Bunun aslında başka bir şeyden türetildiğini anladığınız zamansa, işte o zaman tablo sizi yakalıyor ve bundan bir anlam çıkarmaya başlıyorsunuz. Gözlere dikkat ettiniz mi? Çok ciddi katarakt vakaları var. Bir resme bakarken dikkatinizi çeken ilk şey gözlerdir. Gözlere odaklanınca ise tablo sizi içine çeker. Bakın, işte gözler sizi içine doğru çekiyor. Ben bunu yemek istiyorum. Gerçekten bunlar satılık mı? Birçoğu koleksiyonlardan alındı.
O zaman ben de sahtelerini yaparım. Ah Tanrım, yapamam ki.